Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiillerle ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda cümlelerin hangisinde bir kip kendi anlamının dışına çıkarak başka bir kip yerine kullanılmamıştır diyor. Yani anlam kayması olmayanı soruyor arkadaşlar. Yarın onunla Rumeli Hisarı'nda bir araya geliyoruz ifadesinde yor nedir? Bakın buradaki yor şimdiki zaman kipidir. Yarın dediğine göre nasıl olması lazımdı arkadaşlar? Geleceğiz olması lazımdı. Dolayısıyla şimdiki zaman kipeki, gelecek zaman kipekinin yerine kullanıldığı için burada anlam kayması vardır. Bunu elemiş oluruz. Şair ilk kitabını henüz lisedeyken yayımlar ifadesinde areki burada geniş zamandır. Adam lisede yayınlamış ilk kitabını. Dolayısıyla yayımlamış olması gerekiyordu. Yani geniş zaman öğrenilen geçmiş zamanın yerine kullanılmış. Bundan dolayı burada da anlam kayması vardır. Bunu da elemiş oluruz. Sınıfça gelecek hafta Çanakkale gezisine gidiyoruz ifadesinde yor şimdiki zamandır. Ama gelecek hafta demiş. Bakın burada şimdiki zaman eki gelecek zaman eki yerine kullanıldığı için burada da bir anlam kayması vardır. Bunu da elemiş olduk. Gezdiğimiz cami Osmanlı döneminden kalmış olacak ifadesinde acak ecegeki gelecek zaman kipekidir. Fakat tahminde bulunuyor. Malı meli olması lazımdı. Olmalı gerekiyordu arkadaşlar. Gelecek zaman kipeki gereklilik kipinin yerine kullanıldığı için anlam kayması vardır. Bunu da elemiş oluruz. Babası her akşam odasına çekilip kitap okur. Ur burada nedir? Geniş zamandır. Zaten her akşam demiş. Geniş bir zaman diliminden bahsetmiş. Dolayısıyla burada anlam kayması yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde geniş zaman eki kendi anlamının dışında kullanılmamıştır? Yani yine anlam kayması olmayanı soruyor arkadaşlar. Gün gelir senin de halinden anlayan çıkar ifadesinde ar er eki geniş zamandır. Normalde ne olması gerekiyor arkadaşlar? Çıkacak olması gerekiyor. Bakın geniş zaman eki gelecek zaman kipekinin yerine kullanılmıştır. O yüzden anlam kayması vardır. Bunu elemiş oluruz. Kadın çarşıya gider, orada kaybolur ifadesinde ur üreki geniş zaman ekindir. Aslında ne olması lazımdı arkadaşlar? Kaybolmuş demesi lazımdı. Bakın burada geniş zaman eki öğrenilen geçmiş zaman kipeki yerine kullanılmış. Burada da anlam kayması vardır. Bunu da elemiş oluruz. Yavuz o yıllarda birçok sefer yapar ifadesinde ar er eki geniş zaman ekidir. Aslında ne olması lazımdı arkadaşlar? Yapmış olması gerekiyordu. Yine geniş zaman kipeki öğrenilen geçmiş zaman yerine kullanılmış. O yüzden burada da anlam kayması vardır. Bunu da elemiş olduk. Bilgisayardan yazma işini siz yaparsınız cümlesinde bakın ar er eki geniş zamandır. Aslında ne olması lazımdı arkadaşlar? Yapacaksınız olması gerekiyordu. Bundan dolayı da geniş zaman kipeki gelecek zaman kipeki yerine kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Geceleri mutlaka sahilde yürüyüş yapar ifadesinde ar er geniş zamandır. Geceleri demiş, her geceden bahsetmiş. Bundan dolayı geniş bir zaman dilimi söz konusudur ve burada anlam kayması yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ayraç içindeki sözcüğün yerine kullanılmamıştır diyor. Yarışmacılar düzenli olarak antrenman yapıyor. Bakın yor şimdiki zamandır. Yapar ise nedir arkadaşlar? Geniş zamandır. Düzenli olarak dediğine göre ayraç içindeki ifade yani şimdiki zaman eki geniş zaman yerine kullanılmıştır. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sen otur ben birazdan gelirim. Ir nedir arkadaşlar burada? Geniş zamandır. Birazdan demiş. O yüzden gelecek zaman olması gerekiyordu. Geniş zaman eki gelecek zaman eki yerine kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Her şey gönlünüze göre olsun ifadesinde olsun emir kipiyle çekimlenmiş. Fakat bir istek, bir temenni var. O yüzden ola şeklinde yani istek kipiyle çekimlenmesi gerekiyordu. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Nasrettin Hoca bir gün çarşıya iner. Ar er eki nedir arkadaşlar? Geniş zamandır. Biz gördük mü? Görmedik. Nasrettin Hoca bunu her gün mü yapıyor? Bilmiyoruz. Miş demiş. Geçmiş zaman kipekinde kullanılması gerekiyordu. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz.
Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı ifadesinde tığ görülen geçmiş zaman kipekidir. Fakat çıkar demiş, sanki Mustafa Kemal bunu her zaman yapıyormuş gibi kullanmaya çalışmış. O yüzden bu olmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, cümlelerin hangisinin yükleminde kip kayması yoktur demiş. Sen hiçbir zaman sözünü tutmuyorsun ifadesinde yor nedir arkadaşlar? Bu şimdiki zaman kipidir. Fakat ne olması lazımdı? Tutmazsın olması gerekiyordu. Yani geniş zamanda kullanılması gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden burada anlam kayması vardır. Bunu elemiş oluruz. Eğitime tam 12 yılımı vermişim ifadesinde miş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kipidir. Bu nasıl olması gerekiyordu arkadaşlar? Verdim şeklinde olması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi öğrenilen geçmiş zaman kipeki, bilinen geçmiş zaman kipeki yerine kullanılmış. Burada da anlam kayması vardır. Bunu da denemiş olduk. Çabuk dışarı çıkacak, ekmek alacaksın ifadesinde ise bakın acak ecek eki nedir? Gelecek zaman kipidir. Aslına bakarsanız burada emir veriyor. Ekmek al şeklindedir arkadaşlar. Gelecek zaman kipeki emir kipinin yerine kullanıldığı için bunu da elemiş oluruz. Suç ve Ceza romanını geçen hafta okudum ifadesinde bakın buradaki du görülen geçmiş zaman kipidir. Geçen hafta demiş, geçmişte olmuş. Kişi de kendi yaptığı için burada anlam kayması yoktur. Bunun için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aradığın kitaplar ve çanta dolapta olacak ifadesinde acak ecek eki gelecek zamandır. Fakat olmalı şeklinde olması gerekiyordu. Yani gereklilik ya da tahmin anlamı vermesi gerekiyordu. Gelecek zaman kipeki, gereklilik kipeki yerine kullanıldığı için burada da anlam kayması vardır arkadaşlar. Beşinci soru, cümlelerin hangisinde emir kipi bu açıklamaya uygun biçimde kullanılmamıştır? Emir kipi kendi anlamının dışına çıkarak cümleye istek ve temenni anlamı katabilir demiş. Allah iyiliğinizi versin derken arkadaşlar burada ne var? Bakın istek anlamı var. Bir daha yüzün hiç gülmesin. Burada temenni anlamı var. Parayı yarın kesinlikle sana versin ifadesinde ise burada ne anlamı var arkadaşlar? Emir anlamı var. Ömrünüz boyunca mutlu olun ifadesinde istek anlamı var. Senin adını anan dudaklar kan tükürsün ifadesinde ise temenni anlamı var. Yukarıdaki açıklamaya uygun olmayanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu cümledeki anlam kaymasının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. 10 yıl önce Avrupa'ya gidiyor ve bir daha memleketine uğramıyor derken yor nedir? Bakın bu şimdiki zamandır. Fakat 10 yıl önce dediğine göre arkadaşlar ne olması gerekiyordu? Uğramadı şeklinde olması gerekiyordu. Yani görülen geçmiş zamanla çekimlenmesi gerekiyordu. Dolayısıyla şimdiki zaman kipeki görülen geçmiş zaman kipek yerine kullanılmıştır. Böyle bir anlam kaymasını arıyoruz. Geceleri sahile gidip yürüyüş yapıyor. Yor şimdiki zaman ne olması lazım bu? Yapar olması lazım. Yani şimdiki zaman kipeki geniş zaman kipeki yerine kullanılmış. Yukarıdakiyle aynı olmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Gelecek hafta doğduğu kasabaya gidiyor. Yor ekinin yerine ne gelmesi gerekiyordu arkadaşlar? Gidecek şeklinde olması gerekiyordu. Yani gelecek zaman kipeki yerine kullanılmış. Bundan dolayı yukarıdaki açıklamaya uygun değildir. Bunu da elemiş oluruz. Tren biraz sonra İzmir'e hareket ediyor ifadesinde yor şimdiki zaman ifadesidir. Edecek olması lazımdı. Yani şimdiki zaman kipeki, gelecek zaman kipeki yerine kullanılmış. Bunu da elemiş olduk. Sabahları erken kalkmayı hiç sevmiyorum ifadesinde. Bakın buradaki şimdiki zaman eki arkadaşlar neyin yerine kullanılmıştır? Geniş zamanın yerine kullanılmıştır. Bundan dolayı bunu da elemiş olduk. Bir gün dışarı çıkıp bir daha evine dönmüyor ifadesinde yor şimdiki zamandır. Nasıl olması gerekiyor arkadaşlar? Dönmedi şeklinde olması gerekiyor. Bakın şimdiki zaman kipeki görülen geçmiş zaman kipeki yerine kullanılmıştır. Yukarıdaki örnekte de böyle bir kullanım vardı. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru, cümlelerin hangisinde fiilde kip kayması yoktur demiş. Bakalım, tatilini genellikle Fethiye'de geçiriyor.
Bakın şimdiki zamanki peki geniş zamanın yerine kullanılmış. Çünkü genellikle demiş yani sürekli orada geçirdiği anlamı var. Bundan dolayı A seçeneğinde vardır, bunu elemiş oluruz. Sınav bitti, kağıtlarımızı verelim ifadesinde istek kipekiyle kullanılmış. Fakat sınav bitti, kağıtlarımızı vereceğiz olması lazım. Dolayısıyla istek kipeki gelecek zaman kipeki yerine kullanıldığı için bunu da elemiş oluruz. Aradığın kitap şurada olacak. Bakın Acak Ecegi ki gelecek zaman kipekidir. Normalde olmalı şeklinde olması lazım. Dolayısıyla gelecek zaman kipeki gereklilik kipinin yerine kullanıldığı için burada da anlam kayması vardır. Bunu da elemiş olduk. Derhal odaya gidip ders çalışacaksın ifadesinde ise bakın acak ecek eki gelecek zaman ekidir. Nasıl olması gerekiyor? Emir veriyor derhal diyor. O yüzden de gelecek zaman kipeki emir kipin yerine kullanılmıştır. Burada da anlam kayması vardır. Bunu da elemiş oluruz. Geçen hafta edebiyat yazılısı olduk ifadesinde ise doğum burada nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Zaten geçen hafta demiş. Dolayısıyla burada anlam kayması yoktur. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Cümlelerin hangisinde görülen geçmiş zaman eki, duyulan geçmiş zaman ekinin yerine kullanılmıştır? Bakalım. Odasına kapanıp saatlerce yarınki sınava hazırlandı ifadesinde arkadaşlar böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. Türkçe öğretmenimiz bize birkaç şiir okuttu ifadesinde yine böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethetti cümlesinde buradaki ti nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipidir. Aslında ne olması lazım? Öğrenilen geçmiş zaman kipeki yerine kullanılması lazım. Çünkü biz görmedik, başkalarından duyduk bunu. O yüzden de fethetti değil, fethetmiş olması gerekiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçen yaz tatilini Fethiye ve Kuşadası'nda geçirdik. Bu da olmaz. Ben de en az senin kadar bu yolda üzüldüm. Bakın bu da olmaz. 9. soru. Cümlelerin hangisinin yükleminde kip kayması yoktur demiş. Bahar gelir gelmez memlekete geliyorum ifadesinde. Bakın yoreki nedir arkadaşlar? Şimdiki zamandır. Burada ise gelirim şeklinde olması lazım. Şimdiki zaman eki geniş zaman kipekinin yerine kullanıldığı için burada anlam kayması vardır. Bunu elemiş oluruz. Dedem yıllar önce topraklarından ayrılıyor ifadesinde yine yor. Şimdiki zamandır. Ama ne olması lazım arkadaşlar? Ayrılmış olması lazım. Şimdiki zaman kipeki öğrenilen geçmiş zaman kipeki yerine kullanılmış. O yüzden B seçeneğini denemiş olduk. Her akşam şehrin üstüne bir duman çöküyor ifadesinde ise buradaki yor şimdiki zamandır. Aslında her akşam demiş düzenli bir şekilde geniş zamanda oluyor. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Çökerdir. Bundan dolayı da şimdiki zaman kipeki geniş zamanın yerine kullanılmış. Burada da anlam kayması var. Bunu da elemiş olduk. Şimdi yitirdiği o güzel yılları anlatıyor ifadesinde. Bakın yor şimdiki zamandır. Şimdi demiş zaten şu anı belirtiyor. Bundan dolayı burada arkadaşlar anlam kayması yoktur. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Gönlüm hep kaybettiğim sevgilimi arıyor ifadesinde yor şimdiki zamandır. Normalde arar olması lazım. Çünkü hep ifadesini kullanmış. Geniş bir zamandan bahsediyor. Bakın şimdiki zaman kipeki geniş zaman kipeki yerine kullanıldığı için burada anlam kayması vardır. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. 10. soru. Cümlelerin hangisinde istek veya emir söz konusu değildir demiş. Kitabı okuyup kütüphaneye bırakacaksın ifadesinde bakın acakecek gelecek zamandır. Fakat bunu bir buyruk şeklinde belirtmiştir. O yüzden cümleye emir anlamı katmıştır. Boş zamanlarda oturup kitap okuyacaksın. Yine acakecek gelecek zamandır. Burada da emir anlamı katmıştır. Bugün evden dışarı çıkmayıp ders çalışacaksın. Acakecek eki yine gelecek zamandır. Yine burada da emir anlamı vardır. Şimdi hiçbir yere gitmeyip beni bekleyeceksin ifadesinde ise bakın arkadaşlar burada da acakecek eki gelecek zamandır ve emir anlamı katmıştır. Sonunda sen de yaptığın bu işten bıkacaksın ifadesinde ise burada arkadaşlar bıkacaksın sözcüğü emir anlamında değil gelecek zaman anlamında kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Cümlelerin hangisinde
ar, er, ır, ir, ur, ür eki cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır diyor. Akşamları kiraz ağacının altında oturup sohbet ederiz ifadesinde ne anlamı katmış arkadaşlar? Olayın sürekli yapıldığını belirtiyor. Bundan dolayı da geniş zaman anlamı katmıştır. Yeşilin her tonu daima insana tatlı bir huzur verir derken yine buradaki ır ir eki daima dediği için geniş zaman anlamı katmıştır. Hüzünlü olduğum vakitlerde Türk halk müziği dinlerim ifadesinde ise yine bakın buradaki r eki hüzünlü olduğu zamanlarda bunu sürekli yaptığı anlamını bildiriyor. O yüzden burada da ne anlamı vardır arkadaşlar? Geniş zaman anlamı vardır. Haftaya yapılacak sınava yarın akşam onunla birlikte çalışırız ifadesinde buradaki geniş zaman ki peki cümleye gelecek zaman anlamı katmıştır arkadaşlar. Çalışacağız şeklinde olması lazım. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Her gün evin yanındaki parkta yarım saat yürüyüş yapar ifadesinde bu işi de sürekli yaptığı için burada da geniş zaman anlamı vardır. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 12. soru, cümlelerin hangisinde yor eki fiile ötekilerden farklı bir zaman anlamı katmıştır? Bakalım, yeryüzü şekilleri ve onların tarihin belleğinde bıraktığı izler bize bazı yerlerin özel olduğunu anlatıyor ifadesinde. Bakın yor eki burada cümleye arkadaşlar geniş zaman anlamı katmıştır. Anlatır şeklinde olması lazım. Binlerce insan her yaz yaşadığı kentin kavurucu sıcağından kaçıp kendisini doğunun Akdeniz'i olarak anılan Hazar Gölü'nün serinliğine bırakmanın keyfini yaşıyor derken bunu yine burada yor eki geniş zamanın yerine kullanılmıştır. Yaşar şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar. Yürüyüş yaptığımız dağlar, ormanlar, göller, kısacası doğa alanları daima insanlığın en iyi özelliklerini yansıtıyor. Yine burada da geniş zamanın yerine kullanılmış, yansıtır olması gerekiyor. Ulusal marş ya da bayrağın aksine bir milli park sembolik olmanın yanı sıra coğrafya, biyoloji ve ekonominin somut boyutlarında da varlık gösteriyor. Burada da arkadaşlar geniş zamandır. Normalde gösterir olması gerekir. İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu Romanya'dan birçok yazar çeşitli programlarla katılmak için İstanbul'a geliyor ifadesinde. Bakın buradaki yoreki'nin yerine arkadaşlar ne olması lazımdı? Gelecek zaman kipekinin kullanılması gerekiyordu. Çünkü İstanbul'a gelecek şeklinde olması lazım. Farklı olanı sormuştu. A, B, C ve D seçeneklerinde geniş zaman olurken E seçeneğinde gelecek zaman olarak kullanıldığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük geniş zamanın rivayeti ile çekimlenmiştir. Bu nasıl oluşuyordu? R, mış şeklinde olur. Bakın büyürmüş demiş. Geniş zaman, geniş zamanın rivayetidir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük birleşik zamanlı bir eylemdir demiş. Birleşik zaman nasıl oluyordu arkadaşlar? Kipeki artı ek fiil şeklinde oluyordu. Hatırlarsanız yine konu anlatım videolarında bahsetmiştik. Bakın hem birinci sözcükte birleşik çekimlidir. Olgunlaşırmış derken geniş zamanın yine rivayeti var. Bu da birleşik çekimli bir fiildir. Bunu da demiş oluruz. Üçüncü sözcük istek kipiyle çekimlenmiştir diyor. İstek kipi neydi arkadaşlar? EA. Bakın burada bak demiş. Bak da emir kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla istek kipi yoktur. Bunun için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü sözcük basit zamanlı bir eylemdir demiş. Basit zamanlı eylem nasıldır arkadaşlar? Bir tane kipeki alan fiillere denir. Anlarsın demiş. Bakın buradaki R2 nedir arkadaşlar? Geniş zamandır. Ek fiil almadığı için de basit zamanlıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük addan türemiş çekimli bir eylemdir demiş. Yaşarmış kelimesini biz eklerin arkadaşlar şu şekilde ayırabiliriz. Yaş isim köküdür. Yaştan yaşamak olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. R burada geniş zaman. Nış da nedir arkadaşlar? Rivayettir. Yani ek fiildir. Geniş zamanın rivayetidir. Dolayısıyla attan türemiş çekimli bir fiil vardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. 14. soruya.
Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerin hangisinde kip kayması vardır demiş. Yağmurdan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış ifadesinde. Şurada anlarsın değil arkadaşlar, anlayacaksın olması gerekiyor. Yani geniş zaman kipeki, gelecek zaman kipekinin yerine kullanıldığı için burada anlam kayması vardır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.